Merhaba değerli izleyenler, Multiplayer'e hoş geldiniz. Yepyeni gündem haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz George R.R. Martin'den. Kendisi Game of Thrones'u yazan o şişman adam. Evet. From Software'la bir işbirliği içerisindelermiş. Danışman olarak hizmet vermiş bir yaptıkları yeni oyuna. Evet, sonuç itibariyle bir kitabı yazması 15 sene süren bir insanın danışmanlık verdiği oyun yakın zamanda çıkar mı? Bu bayağı bir aslında şey konusu. Ama tabii şey, o kadar kritik bir noktada değil anladığım kadarıyla. Sadece haber, danışmanlık. Haber böyle çıkınca zaten acaba işte Game of Thrones oyunu yapıyorlar, işte niye yapıyorlar falan, öyle bir şey yok. Birçok söylenti çıktı bu arada neyle ilgili olduğuna dair. Norse mitolojisini temel alacak diyenler oldu. Onun dışında at üzerinde ilerleyeceğiz dendi. Sonra o değişti. At üzerinde ilerlemeyeceğiz. At yarışı içerecek dendi oyun. Onu ben anlamadım yani. Hani mini oyun olarak at yarışı içerse bunu niye hani özel olarak belirsinler? Adam herhalde Ganyan Bağ'ı işletiyor. Türkiye Jockey Kulübü oyunu falan gibi bir şey olacak herhalde. Ya öyle garip bir şey var ama From Software'dan efsane olan abi, ben sürekli ismini unutuyorum. Hidetaki Miyazaki. Evet. Kendisi zaten galiba şey, George R. R. Martin'le alakalı hani şey falan demiş. Yani çalışmak da istiyordum kendisiyle, sevdiğim, takip ettiğim falan bir insan gibilerinden. Hani ona fırsat bulmuşlar, beraber çalışıyorlar. Bir yandan da PR gücünden yararlanıyorlarmış gibi geldi bana ama şey için. Danışmanlık dediğin, yani bence şurası şöyle olsun, şunu yapsanız daha iyi olur gibi bir şey olduğu için adam yani, oturup da onu yazmayacak. Yani biz niye şimdi madem bu hareket PR hareketi sırf yani niye bahsediyorsak, From Software'ın muhtemelen de bu oyun bu arada E3'te duyurulacak falan gibi dedikodular da net bir biçimde ortalarda dolanıyor. Olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz ama yani From Software'dan gelen bir oyun her zaman heyecanlandırıyor oyun. Daha önce de bahsetmiştik. Açık dünya oyun yapmak istiyorlardı yani böyle Red Dead Redemption kadar büyük olmasa da o tarza yaklaşan boyutta oyunlar yapmak istiyoruz diyordu. Belki bu oyun o oyun olabilir. Ki şey de demiştik ya, lazer içerecek ya işte kılıç olacak falan. Hani hiç ortası yok yani. Bu oyun mu yoksa o oyun farklı bir proje mi bilmiyorum. Çünkü birkaç tane proje üzerinde çalışıyorlardı. O da biliniyor. Peki inşallah gerçekten de E3'te duyarız da oyunu. Artık birazcık daha kafamızda ya da üzerinde konuşulacak net bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu arada bunu geçmeden şey de söyleyeyim. George R. R. Martin en son şunu söylemiş. Eğer bir tane convention ismi vermiş, oraya geldiğimde elimde son kitap hazır değilse beni alın bir adaya hapsedin demiş. O tarihte 2020'nin Temmuz'u falan. Yani o zamana kadar kitap yazılmış olacak gibi görünüyor eğer hangi şişman kitap doğru yani söylüyorsa. Son kitap. Ya son sanki ben bir de şey de var hani iki kitap da toparlayacak diye biliyorum bir de. Hani son kitaptan kastı acaba ikisi beraber yani yanlışla biliyor olabilirim bu arada. İşte nasıl toparlıyorsa zaten toparlasın bir sonraki kitap yani bir türlü gelmeyen o kitap gelecekmiş 2020'de. Tabii ki dizinin sonunu beğenmeyen hiç kimse oturup kitapları okumayacağı için o da önemsiz bir haberdi. Bunu paylaşmış olduk. Neyse. Bir sonraki haberimiz. Açıkçası bizim ofiste deli gibi ne derler onun adına bağımlılık yapıp oynadığımız, benim artık aslına bakarsan sıkıldığım ve o bağımlılığı geride bıraktım ama hala oynamaya devam ettiğimiz Dota Autochess ile alakalı. Şöyle bir bilgi ortaya çıkıyor, Valve'dan paylaşıyorlar. Geçtiğimiz Ocak ayında bu Autochess modunu yapan abileri Valve kendi karargahına hani getirtiyor. Gelin kardeşim diyor. Ağızlara bağlı. Ne yapıyorsunuz diyor. Karargah getirin deyince. Yok davet ediyorlar. Kendi ya HQ diye geçiyor ya onların. Evet. O yüzden hani Türkçe çevirince garip oluyor ama. Neyse davet ediyorlar. Üzerine konuşuyorlar. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Hani bu oyunu bir standalone olarak yapsak beraber çalışabilir miyiz falan diye bayağı oturup ciddi bir şekilde konuşuyorlar. Sonunda şöyle bir şey tabii oluyor. Hani kendi projesini devam ettiren abiler sonuç itibariyle bu Autochess'i yapan abiler. Beraber çalışamayacaklarını ama bir ortak bir payda da anlaşıp iki projenin de devam ettirilebileceğini ki o iki projeden bir tanesi zaten hani Autochess'i yapan abilerin mobil versiyonunu yapıyor olmaları hani kendi projeleri. Valve'da kendi çatısı altında bir Autochess standalone oyunu yapmaya karar veriyor. Evet. Böyle bir hani ortak noktada buluşuyorlar tatlı bir biçimde. Bunun haberi de en sonunda bize de ulaşmış oldu. Bu biraz şeye benzettim ben. Zamanında menajerlik oyunları bölünmüştü ya. Bir hem geliştiren firma ayrı seri, yayınlayan firma ayrı seri yapmıştı. FMCM diye ayrılmıştı. Burada da şu fark var. Şimdi bu asıl modu geliştirenlerin yaptığında bildiğim kadarıyla Dota ile ilgili bir şey olmayacak. Yani kahramanlar falan da değişecek değil mi? İçerisinde tabii yer alan. Zaten mobil versiyonunda bildiğim kadarıyla hani o assetleri kullanmıyor. Hani Dota yani tabii, bakmadım hiç mobil haline. Farklı bir haklardan dolayı kullanamıyor diyebilirim. Tabii. Ya bir de bu arada şey var. Bu ortak anlaşmanın içerisinde şöyle de bir şey var. Ya, tam olarak ya, yakın zaman normalde sadece Çin'deydi bu mobil oyun. O yüzden hani birazcık da bilmeden o tarafa hakim olmadan konuşuyoruz ama şu yapılan ortak konuşmanın sonunda şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Hani Dota Valve şuna da izin veriyor. Halihazırda Dota Autochess hesabı olan yani Dota Autochess oynayan insanların işte rankleriydi vesaireleriydi gibi istatistiklerini mobil tarafa taşımaları için de izin veriyorlar hani karşılıklı. Yardım ediyor. Yani bu da şey ama yani karşılıklı anlaşmanın sonucunda olan yani
Hani onlar tamam siz hani bu oyunu yapıyorsunuz ama bize de şunu verin gibi böyle bir ortak noktada buluşuyor. Acaba şöyle mi anlaştılar? Siz mobilde yapın, mobilden ekmek yiyin, biz de PC'den devam edelim mi? Ya çünkü bu adamlardan PC'ye çıkaracak mı? Onun bilgisini ben görmedim hiç. Ya yaptıkları stand-up devam edecek. Yani anladığım kadarıyla PC'den tamamen biz AutoChess'i kapatıyoruz falan gibi bir durum olmayacak. Hani paralel gidecek, sadece Valve da kendi oyununu yapacak ki muhtemelen zaten daha fazla ilgi çekecektir. Sonuçta hani stand-alone bir oyuna ihtiyaç olması gerektiğini daha bu haberler hiç ortada yokken biz kendi oynadığımız şeyde bile dedik yani. Hani yani. Ya bu bir mod ve bir takım teknik problemlere takılıyor, oyunun keyfini kaçırıyor. Bunun stand-alone oyun olması gerekiyor diye ben bizzat söylediğimi hatırlıyorum. Pek çok insan da zaten aynı fikirdeydi o konuda. Ki yani. Valve onlara göre daha da onu popülerleştirebilir. Eli çok güçlü. Aynen öyle. Bir de şey de var. Şimdi Dota 2'nin bayağı bir tartışması dönmüştü. Zamanında Blizzard'la Valve karşı karşıya gelmişlerdi. Çünkü hani Blizzard'ın Warcraft 3 moduydu ilk çıktığı zaman Dota. Sonra işin içerisinde bir şekilde çok uzun muhabbetlerdi. Kısaca geçmek gerekirse Valve girdi işin içerisinde, biz bunun standalone oyun yapalım dendi. İşte Dota'yı yapan abilerle konuşuldu vesaire falan derken aralarında çok ciddi bir telif savaşı oldu. Çünkü Blizzard diyor ki lan benim oyunuma yapılan modun üzerinden sen bir şey yapıyorsun. Valve diyor ki ya kardeşim senin üzerine yapılan hani mod da olsa benim böyle bir hakkım var. Bir şeyi aradan çıkartmıyoruz. Yani bir şeyi sonuç itibariyle canını okumuyoruz falan filan dendi. En sonunda ne oldu? Heroes of the Storm'u yaptı Blizzard. Dota 2'de Valve'ın elinde kalmıştı. Hani o tarz böyle bir dramaya girmeden bu olayı toparlayabilmiş olmaları da güzel bir haber olarak geldi benim kulağıma en azından. Onu da söyleyeyim. Güzel. Ben AutoChess'e pek bulaşamadım. Sen daha iyi biliyorsun. Hoşuna gittiyse iyi. Yani işte ya bakalım. Hani ben açıkçası dediğim gibi çok sıkıldım. Yani ben genelde zaten hani normalde insanlar şey falan derler ya, hep de söylerim bunu. Single player oyunları hani oynarsın biter. Ama multiplayer oyunları devamlı oynarsın. Ben de tam tersi. Multiplayer oyunları oynuyorum bitiyor. Single player oyunları beğendiysem gelip dönüp tekrar oynuyorum zaman içerisinde. Multiplayer oyun olarak ben AutoChess'i bir kenara koydum kişisel olarak. Ama standalone çıktığı zaman tabii ki gene bir döner bakarım. Hani keyifliyse gene bir sürede daha oynarım. Güzel bir haber gibi, o yüzden bana geldi. Şimdi bahsedeceğimiz sıradaki haberler hep sinema televizyon dünyasından hareketle. Yani gelen haberler. Bunlardan bir tanesi aslında Star Wars Knights of the Old Republic isimli RPG oyunu çok sevenleri sevindirecek türden bir haber. Daha önce anlatmış olmamız lazım. Bu Knights of the Old Republic'in filmi yapılacak diye bir haber çıkmıştı. Şimdi yine bir sızıntıyla bu doğrulanmış oldu diyelim artık. Söylenene göre hatta bu filmin senaryosu da hazırmış. Yapan da Altered Carbon muydu? Altered Carbon. O diziyi yazan abiyi başına getirmişler. O halletmiş, paketlemiş. Bakalım yani bilmiyorum. Ben açıkçası öyle çok yani kişisel bağ olan bir insan değilim hani KOTOR'la. Ama olanları da herhalde yani Altered Carbon'u da bilmiyorum işin ilginç yanı. Hani ya, acaba o evreni eli düzgün ele alabilecek mi, onu da bilemiyorum. Ben Altered Carbon'u izleyenlerin böyle çok beğendiğini hatırlamıyorum. Yani böyle çok kötü de değildi. Beğenen de vardı ama bir böyle bir ara trendti. Hani çok ilgi olmasına rağmen hakikaten de o ilginin karşılığını verememiş gibi yorumlar okumuştum ben. O yüzden tam detaylı yorum yapmayacağım. Burada sadece şunu söyleyeceğim. Eğer Knights of the Old Republic'i bitirmediyseniz bu neymiş falan diye sakın arama yapmayın. Çünkü spoiler yeme durumu bayağı kritik bunda. Hikayesi kritik yani. Sakın bakmayın, spoiler yiyebilirsiniz. Anladım. Yani direkt aslında oyunun devamında geçiyor gibi bir şey mi o? Ya filmi nasıl işleyecekler bilmiyorum. Çünkü triloji falan da deniyor. Üçleme falan. Yani bu o dönemleri anlatacak uzun bir üçleme düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Anladım. Benim dediğim hani uyarı, eğer oyun senaryosuyla birebir falan gidecek bir şeyse ya da oyunu da oynamadıysan ağır spoiler yiyebilirsin. Anladım. Potansiyeli var yani, direkt şu an yemiyorsun hayatlarında ama yiyebilirsin diyorsun. Yiyebilirsin yani, bazen adını yazıyorsun. Doğru. Ama şeyi yazmışlar, spoiler diyorsun. Nereden yiyeceğin belli olmuyor ki. Haklısın. O uyarıyı da yapmak iyi oldu o açıdan. Bir de Just Cause. Ben severim aslında hani serisini, Just Cause serisini. Bayağı işte hani aksiyon yüklü bir oyundur, bilmeyenler için özetle söylemek gerekiyorsa. Bunun da bir filminin geleceği söyleniyor. Ve hani zaten kendisi B sınıfı film gibi bir oyun olduğu için bayağı eğlenceli bir film çıkabilirmiş gibi geliyor bana. Ya işte hazır bulmuşlar güzel markayı, bu son yıllarda moda zaten. O filmlerdeki markaları tekrar çektiler, bitti. Oyun dünyasına da el atıyorlar artık. Başrolde de şey oynuyordum, Jason Momoa. Evet. Kendisi hem Aquaman hem de Game of Thrones'daki o Khal Drogo. Evet. Yani bakalım. Bilmiyorum. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi aslında oyunlar da öyle çok derin hikayeli vesaire falan değildi. Dediğim gibi hani o B sınıfı aksiyon filmleri havasında olan bir şeydi. Bunu bir de beyaz perdeye aktardıkları zaman da hani aynı havayı yakaladıklarında öyle çok da hani şey. Ya yani mesela John Wick çok kaliteli bir aksiyon filmi. John Wick'i iyi hatırlattın. John Wick'i yaratan, yazan adam zaten bunu yazacakmış. Ha, onu bilmiyordum ben. Güzel de geldi o iyi bir detay. Bu arada John Wick'i yapan adam şu an kapış kapış gidiyor. Bir yandan Hitman dizisi de yazıyormuş, geliştiriyormuş.
Şu an aranan adam inşallah başarısını devam ettirir burada. Çünkü o da az evvel söylediğim şeyden ötürü. Yani John Wick hakikaten son yani 2000'li yıllarda çıkmış olan en iyi aksiyon filmlerinden bir tanesi bence. Ki hatta başa da oynar. Hani baktığınız zaman hem tekniğiyle hem şeyiyle. Yani hikayesi falan da biraz tırtır falan ama aksiyon filminde ona bakmazsınız. Son filmi girdi mi vizyona? Bu hafta mı girdi? 3 girdi, hala izleyemedim ben. Ben de izleyemedim. Bayağı da güzel yorumlar almış ve şey hatta geri gelmiş onu da söyleyelim. 4. filmde çıkacak. 2020'de. Oldu. Hatta öyle bir söyledin ki hemen öbür haftaya o da çıkıyor gibi. Yok yok. 21 Mayıs 2020 gibi bir tarih kalmış aklımda. İyi güzel. Buna hazırlanmamıştık ama aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Her neyse yani bayağı iyi bir şey olduğu için tabii doğal olarak her yerden alıyorlar ama şey bence John Wick'in başarısını tekrar edebilirler mi çok kolay bir şey değil açıkçası. Yani çünkü hani aktörlerin özverisiyle de beraber hem John Wick'in kendine az o evreni de işin içerisine girdiği zaman öyle güzel bir film ortaya çıkıyor. Ama tabii ki yine sonuç itibariyle CV'sinde Jaskoz diyorum ya. Şey yazan, John Wick yazan bir adam, birini evet. Yaptırmak en azından bizim için olumlu bir adım. Mantıklı. Ki John Wick sevenler de genelde oyun dünyasında böyle hani oyunları takip eden kitlede diyebiliriz aslında. Evet. O zaman son olarak haberimiz de PlayStation'dan gelsin. Geçen zaten bahsetmiştik ya PlayStation kendi markalarının filmlerini, dizilerini yapacak bundan sonra diye. İlk yapacakları eser belli oldu. Twisted Metal. Bu tabii hoş karşılanmadı çünkü Twisted Metal böyle hikaye ağırlıklı bir oyun değil. Herkes böyle Uncharted, God of War falan beklerken bir anda Twisted Metal gelince hani ne oluyor dendi. Ama ben zaten hani çok büyük oyunlardan beklememelerini hani insanların hani düşündüğümü söylemiştim. Şeyden ötürü ya God of War falan beklemeyin en azından demiştim. Uncharted gibi biraz sinema dünyasına yakın diye hani belki olabilir demiştim ama ya biraz böyle buradan başlayacakları belliydi. Çünkü hali hazırda sinematografik gücü yüksek olan bir şeyi bir de sinemaya aktarmak hem risklidir hem biraz zordur. Özveriyle yapılması gerekiyor. Öyle kolay kolay toparlayıp hemen böyle alelade başlayabileceğiniz bir şey değildir. Bir de edebiyat tarafında da şöyle bir şey vardır. Bir edebiyat eserini sinemaya uyarlayacaksanız edebiyat eseri kendi başına ne kadar iyiyse sinemaya uyarlamak o kadar sıkıntılıdır. Şundan ötürü çünkü hani kendisine has bir havası vardır, onu yakalamak zordur vesaire. Yani o kelimelerin ama, her birini görsel olarak anlatmak kolay değil. Kolay değil. Ona nazaran mesela ters olarak söylenen bir şey de vardı. Senaryo hocam da kulakları çınlasın kendisinin söylediği de bir şeydi. Böyle pulp fiction gibi, yani ucuz roman tarzı böyle hani üslubu da böyle çok sıradan olan, zamanında işte gazetelerde tefrika edilmiş sıradan böyle arkası yarın hikayelerini çevirmek daha kolay çünkü üslubu çok basittir. Hani görsel olarak anlatmak da basittir. Betimlemeler ya da işte ne bileyim ağır bir üslup yerine daha böyle günlük dil kullanılır. Dolayısıyla uyarlaması daha basit olur falan diye şey yapmıştı. Hani anlatmıştı. Şimdi oyunda karşılığı bunun hakikaten bu olabilir. Öyle çok da deli gibi hikayeye odaklanan işte efendime söyleyeyim şahane bir sinemasal anlatım kullanan bir oyunu aktarmak yerine Twisted Metal gibi aslında gene kendi çerçevesi belli olan ve bunu işte sinema salonlarında insanlara izletebileceğim bir hikayeye çevirebileceğim bir şeyle başlamak mantıklıymış gibi de geldi bana. Ya Twisted Metal böyle araç kombatı üzerine bir oyun. Şimdi nasıl bir şey yapacaklar? Biraz hani zorlama olacak gibi geliyor özellikle oyun severler için. Ben şunu anladım. Hani bu oyun severleri memnun etmek için değil de evet. Elimizdeki markaları değerlendirelim diye bu işe girmişler. Böyle başladılarsa. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Mad Max filmlerinde de yani sonuç itibariyle araç kombatı üzerine odaklanan böyle sahneler falan çok görmüştük. Yani yine hani o havayı andıracak. Yine araç kombatının üzerine odaklanan o tarzda böyle bir şey hani aksiyon filmi ortaya çıkabilirmiş gibi geliyor ve hani bence çok pardon bölüyorum ama oyun oynayan insanları da memnun etme ihtimali bence hani o açıdan var. Zaten hali hazırında çok acayip bir hikaye yok. Şimdi ortalama üzerinde bir hikaye görecek olursak hani sinemada bence alıp yürüyebilirmiş gibi geliyor yani hani. Ya fazla ticari kokuyor bana. Tabii ama abi şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi sen PlayStation Production diye bir şey kurup oyunlarını bir de sinemaya götürmeye çalışıyorsan hani God of War'u da getirirsen ya da ne bileyim işte çok yani kötü iş yapmak zorunda değiller. Çok şahane film de olabilir. Çok şahane bir oyunun çok şahane bir film de olabilir ki keşke öyle olsa. Bu zaten yani birazcık hani para hani duygusal işler gibi geldiği için ben çok o gözle bakmamaya çalışıyorum. Yoksa öyle yani tabii amaç para ama çok ticari kaygılı filmler yaparsa da tam tersine daha büyük paralar kazanabilecekken hem para kaybedip hem prestij de kaybedebilir. İşte Twisted yani Metal hep bu çizgide gidecekse bence kaybedecek. Evet ama yani başlangıç için Twisted Metal o kadar da kötü bir şey değilmiş gibi geliyor. Çünkü daha büyüğüyle başlarsan çünkü çok daha büyük bir ihtimalle geri tepme ihtimali var falan. Ya yani doğru hamle yapmışlar gibi geliyor yani bana o açıdan. Ya tabii demek ki belli bir platforma özel yapmayacak bunu. Hani bir kişi sattırma derdi yok o zaman olabilir. Aynen. Ya bu muhtemelen ne kadar insan ulaşabilirsek o kadar iyidir kapısıyla gidilen bir şey ve hani bir yandan da aslına bakarsanız bizim hani hala şeyle andığımız ne derler onun adına birazcık nostaljik hislerle de beraber hasretle andığımız bazı oyun şeyleri var.
franchise'ları var diyeyim. Hani oyunlar var. Bugün itibariyle çok karşılığı yok bu oyunların. O oyunlar yani mesela Twisted Metal'de aslına bakarsan onlardan bir tanesi diyebiliriz. Yani seneler oldu Twisted Metal oyunu çıkmayalı. Gündemde de değil. Evet. Ya şimdi tamam büyük oyunları yapıp hala satıyorlar falan ama bu markaları da bir şekilde insanların karşısına yeniden çıkartıp yeniden bir şekilde gündeme oturtmak açısından ve yeni gelecek oyunların da yolunu yapmak açısından iyi bir yöntem olarak kullanmaya çalışıyorlarmış gibi de geldi bana. Yarın öbür gün şey bile görebiliriz. Crash Bandicoot falan gibi hani bir animasyon bile görebiliriz yani. Mesela şey yapılmıştı. Ratchet & Clank yapılmıştı animasyon filmi. O çok beğenilmedi mesela. Halbuki baktığında çok da başarılı olabilecek gibi gözüküyor. Çok uygun çünkü. Evet. Animasyon filmi yapıyorsun zaten ama olmadı. Ya ama şey yani çok iyi de değildi. Yani iyi olsaydı belki tutabilirdi falan. Hani potansiyeli vardı. O potansiyeli durduramamadı diye ben hatırlıyorum. Çok izlediğimden takip ettiğimden değil aslında bakarsanız ama gibi gibi durumlar aslında yani. Yani oyunlarda güzel olan her şey sinemaya tabii, da güzel geçecek diye bir şey yok aslında. Bir şey aslında. Yok tabii canım. O zaten çok net. Hatta yakın zamanda şeyi de göreceğiz. Sinemada güzel olan oyunlara güzel geçiyor mu ki onu da geçmişte bazı oyunlarda gördük ama John Wick'e getireceğim için yani John Wick filminden oyuna gelen bir şeyi var. John Wick Hex isimli bir oyun yakın zamanda çıkacak. Cüzi bir rakamdan da satışa sunuldu. İlginç de duruyor oyun ama bakalım o havayı alacak mı falan filan. Ya yani bu medyumlar arasındaki geçişler zaten her zaman sıkıntılıdır. Sadece hani birazcık ben şahsen şey bakıyorum. Yani şey açısından olumlu bakıyorum. Optimist bakıyorum daha doğrusu. İyimser bakıyorum. Belki keyifli tecrübeler sunmaya devam ederler. Güzel. Bayağı konuşmuş olduk böylece evet, üzerlerine. Haber başka kalmadı galiba. Başka benim kalmadı abi. O zaman başka bir videoda görüşelim diyelim. Hoşçakalın.